Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Burada arkadaşlar kelimeleri resimlerle eşleştirme sorumuz var. Hemen kelimelerimizi eşleştirelim. Bakalım ne diyor cycling. Cycling ne demek? Bisiklet sürmek. Baktığımızda hangisi bisiklet sürmek? Tabii ki bu. Buraya cycling yazıyoruz. Go-karting, adı üstünde go-karting, yani go-kart olacağı için de go-kartta sol en alt köşedeki bu resmimizin altına da go-karting yazıyoruz. Inline skating, yani kayak arkadaşlar. Bu da kayak. Kayakta hangisi bakalım, kayak hangisi olur? Tabii ki bu kayak tahtası kaymak anlamında olduğu için buraya da kayak yazıyoruz. Kayaking yazıyor burada da. Kayaking arkadaşlar bu kano. Bu da kano demek. Bakalım kano hangisinde var? Kano'da 5'te var. O zaman buraya da kayaking veya kano yazıyoruz. Caving. Caving arkadaşlar kazmak demek. Yani kazı yapmak anlamında. Baktığımızda 4'te kazı yapmaktalar. Buraya da caving yazabiliriz. Climbing. Climbing ise tırmanmaktır. Baktığımızda hangisinde tırmanıyor? Tabii ki burada dağa tırmanmaktadır. Mountain climbing. Buraya da arkadaşlar climbing yazacağız. Motor racing. Motor racing ise adı üstünde motor yarışları olacağı için tabii ilk baştaki resmimizde motor yarışları, yani motor racing yazacağız arkadaşlar. Bungee jumping ise uzun atlama, yani iple atlama anlamına gelir. Gördüğünüz gibi burada da iple atlamakta. Buna da bungee jumping denir. Buraya da bungee jumping yazarsak tam puanı almış oluruz. Ve hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar verilen ifadelerle örnekteki bir karşılaştırma cümleleri oluşturunuz. Yani komparatif oluşturacağız. Hemen oluşturalım arkadaşlar cümlelerimizi. Örnek olarak burada ne var vermiş? Skateboarding is more interesting than parachute diving. Yani kayak tahtası, yani daha ilginçtir. Paraşütle atlamaktan daha ilginçtir diyor burada örnek olarak. Bu örneğe göre diğerlerini yapacağız. Bakalım burada scuba diving ve cycling var. Scuba diving dalmak arkadaşlar. Cycling ise bisiklet sürmek. Hangisi daha güvenlidir? Baktığımızda cycling tabii ki scuba diving'den daha güvenli olacağı için cycling is safer than scuba diving. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken RR takısı getirmek. Bunun bazı kuralları var. Bunları da biliyorsunuzdur zaten. Ve olmazsa olmazımız than ve is. Cycling is safer than scuba diving. Yani bisiklet scuba diving'den daha güvenlidir diyor burada. Buraya bakalım. Bungee jumping, trekking, easy. Hangisi daha kolaydır? Baktığımızda arkadaşlar bungee jumping'in diğer adı. Hangisi daha kolaydır? Bakalım, trekking ise doğa yürüyüşüdür. Doğa yürüyüşü mü daha kolay yoksa bungee jumping mi? Tabii ki doğa yürüyüşü daha kolaydır. Buradaki ifadeler kişiden kişiye değişebilir. Bunlara dikkat almayın. Siz isterseniz bungee jumping'i daha kolay olarak yazarsınız. Gene tam puanı alırsınız. Bakalım. Trekking, yani doğa yürüyüşü, bungee jumping'den daha kolay. Easier. Bakın burada. Y'ye düşmüş ve ER takısı gelmiş. Burada easy'nin komparatifi arkadaşlar. Yani karşılaştırma cümlesi olarak kullanıldığında gelecek olan kelime easier. Y'ye düşer ve ER 2 gelir. Ondan sonra den gelir. Bakın burada bir şey unutmuşuz. Burada bir hata yapmamışız. Nedir? İz getirmemişiz. Trekking is easier than base jumping. Dörde bakalım. Motor racing, motor yarışları ve canoeing. Kano yani. Popüler diyor. Popüler demek aynı şekilde popüler tanımak anlamındadır. Bakalım hangisi daha tanınmıştır? Tabii ki burada motor yarışları kanodan daha çok tanındığı için buraya Motor racing, bakın burada da bir hata yapmışız. Buraya da iz getirmemişiz. Getirelim hemen. Motor racing is more popular than canoeing. Burada bakın, popular derken arkadaşlar, popüler 3 heceli olduğu için, yani uzun bir kelime olduğu için, eğer kelimelerimiz uzunsa more getiriyoruz. Örnek olarak beautiful, handsome, expensive olarak örneklerde verilebilir. Eğer hece sayısı fazlaysa, yani kelimemiz uzunsa more getirilir. RR getirilmez. Bunu da unutmayın. Buraya bakalım. Parachuting, yani paraşüt ve rafting, yani rafting. Buradaki kelimemiz de dangerous,
Yani tehlikeli. Hangisi daha tehlikeli baktığımızda burada kişiden kişiye gene değişebilir. Paraşüt belki size göre daha tehlikelidir veya rafting daha tehlikelidir. Ben rafting olarak aldım. Burada da izi yazmamışız. Hemen izimizi yazalım. Rafting is more dangerous than parachuting. Yani bakın burada da gene dangerous uzun bir kelime olduğu için başına more getirdik. Rafting paraşütten daha tehlikelidir anlamındadır. Gördüğünüz gibi bir karşılaştırma yaptık. Rafting ve paraşütü karşılaştırdık. Hangisinin daha tehlikeli olduğunu söyledik. Böylelikle diğer sorumuza geçebiliriz. Burada da eşleştirme sorusu var arkadaşlar gene. Bakalım kelimelerimizi çevirelim bir. Official yani resmi demek. First birinci birinci anlamındadır. Total ise toplam anlamındadır. İnternet de adı üstünde internettir. Social ise sosyal anlamındadır. Bakalım bunları diğer kelimelerde tamamlayacağız. Official yani resmi. Bakalım resmi ağ, resmi hayranlık, resmi nüfus, resmi dil. Hangisi olabilir? Tabii ki baktığımızda resmi dil diye bunu direkt buraya işaretleyip biri yazabiliriz tabii ki. First'a bakalım arkadaşlar. First'te de ilk ağ, ilk hayran, ilk nüfus. Zaten bunu elemiştik. Geriye kalan arkadaşlar ilk olacağı için direkt bunun anlamını bilmezseniz bile ilki first'ü buraya getirebilirsin. Çünkü diğerleri olmuyor. Bunu da eleyelim. Buna bakalım total toplam. Toplam ağ, toplam hayranlık, toplam nüfus. Baktığımızda toplam nüfus olabileceği için totali de buraya getiriyoruz. Toplam nüfus yani. İnternet var bir de arkadaşlar. İnternette ne olabilir? İnternet ağ olabilir. İnternet hayran olamaz çünkü pardon. İnternet ağ olamaz. İnternet adet olabilir çünkü hayran demektir. İnternet hayranı olabilir. Bu yüzden buraya da 4'ü yazalım. İnternet hayranı. Social bakalım. Social network. Sosyal ağ dediğimizde tabii ki mantıklı geliyor. Zaten tek kalan da o olduğu için buraya da 5'i yazabiliriz. Dediğim gibi bunun anlamını bilmeseniz bile arkadaşlar diğerlerini yaparak bunun kelimeyi buraya getirebilirsiniz. Bu bir mantıktır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar bizden yapmamız gereken yuvarlak içine almak. Doğru şıkkı yuvarlak içine alacağız. What do you prefer do or doing when you are on holiday? Diyor ki burada da tatildeyken ne yapmayı tercih edersin? Bakın prefer olduğu için prefer olursa ing gelmek zorunda. O zaman do mu olur, doing mi olur? Tabii ki ing geleceği için cevabımız doing olmalı. Doing'i yuvarlak içine alıyoruz. Buna bakalım. Burada da I would rather go or going rafting than canoeing. Burada da bir tercih etme söz konusu. Would rather'da tercih ederim preferla aynı şey ama bunda sadece bir farklılık olarak would rather'da ing gelmiyor. Fiilimiz yalın olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ing gelmeyeceği için geriye kalan go'yu işaretliyoruz. Ben rafting'e gitmeyi kanodan daha çok tercih ederim diye bir anlam çıkıyor burada da. Üçüye bakalım. Would you like drink or to drink a lemonade? Yani limonata içmek ister misin demek istiyor. Would you like to drink olacağı için to drink'i işaretliyoruz. Buraya bakalım. I prefer rafting. Bakın prefer olduğu için arkadaşlar prefer'de ten neydi? Den karşılaştırma cümlelerinde olacağı için prefer istek cümleleriydi. Yani tercih etme cümleleriydi. Prefer'den sonra ne gelirdi? To gelirdi arkadaşlar. Prefer'de to gelmek zorundaydı. Çünkü tercih etme söz konusu olduğu için rafting'i kayağı tercih ederim diyor ve sonrasında nedenini açıklıyor. V5'e bakalım. V'den sonra ne gelir? Have mi gelir? Has mi gelir? Tabii ki have gelir. O zaman direkt geriye kalana bakmaya gerek yok. Buraya bakalım. I have not completed my project. Olumsuz olduğu için ve arkadaşlar olumsuz olduğu için bunu direkt yet olarak işaretleyebiliriz. Buna bakalım. Asla has go or gone to the market. She is not here. Burada da arkadaşlar burada da present perfect tense olacağı için buraya da gone gelmeli. Üçüncü hali. You have watched TV, science or for to horse. Burada for arkadaşlardır bir anlamında da kullanılabilir. 2 saattir sen televizyon izliyorsun anlamındadır. Buraya bakalım. They have never or ever
Smoking because it is harmful. Onlar hiç sigara içmez. Smoking yani sigara anlamındadır. Never, hiç içmezler. Çünkü sigara çok zararlı diyor. 10.'umuza bakalım. 10. sona bakalım. I have alright drunk 3 glass of tea. Burada da alright olmalı tabii ki arkadaşlar. Ve diyerek diğer sorumuza geçelim. Burada da test sorularımız var. Hemen cevaplayalım onları. Karmaşık olarak verilen cümleleri bir anlam bütünlüğü olacak biçimde sıralayınız. Hemen sıralayalım. Zaten göz kestirdiğimizde direkt üçüncünün birinci olacağını bilmeliyiz. Çünkü neden? What do you prefer doing when you are on the holiday? Yani tatilde gittiğin zaman, tatilde olduğun zaman ne yapmayı tercih edersin diyor. Ve ardından da ne gelebilir? Ne yapmayı tercih edersin dediği için preferle sorduğu için preferle cevap verebiliriz. I prefer scuba diving to hang gliding. Ben scuba diving hang tercih ederim diyor. O zaman 3-1 olacak. Bakalım 3-1, 2. Ondan sonra 2 gelecek. Diyor ki why do you prefer it? Neden onu tercih ediyorsun diyor. O da diyor ki diyecek ki because it is more interesting. Çünkü o çok o daha interesting yani ilginç anlamında, ilginç, ilgi çekici anlamında olacağı için bu sıralamın D şıkkında vardır. Cevabımız D şıkkımızı işaretliyoruz. Diyaloglar burada bakalım. Mustafa, would you like to go shopping with me this afternoon? Bu öyle, yani bu öyle. Benimle alışveriş yapmaya gelir misin diyor, ister misin diyor. O da diyor ki bla bla diyor ve I have to stay home. Benim evde kalmam lazım diyor, evde kalacağım diyor. Böyle dediyse ne yapması gerekiyor? Tabii ki bunun teklifini reddetmesi gerekiyor. Hangisi red cümlesi bakalım. I am sorry but I can't direkt red cümlesi olduğu için direkt D şıkkımızı işaretleyebiliriz. Diğerleri kabul cümlesi anlamındadır. Ve bu üçüncü sorumuza bakalım. Anne ve Kate arasında geçen bir diyalog. Anne bir soru soruyor ve Kate de I guess yani sanırım. My dad, benim babam. Sanırım benim babam. He is a web designer and he is almost always on the net. Ve diyor ki benim babam web designer'ı ve o interneti genellikle kullanır diyor. O zaman burada neyi sorması lazım? Bakalım. What does your father do on the internet? Baban ne yapar diyor. Olmaz. Bu da değil arkadaşlar baktığımızda. How many hours? Yani kaç saat kullanır diyor. Zaman harcar diyor. O da belirtmemiş saatini. Ama D şıkkımızdaki who uses the internet most in your family? Sizin ailede en çok interneti kullanan kim diyor. O da diyor ki sanırım benim babam diyor. Dörde bakalım. Bungee jumping, skydiving and motor racing are some examples of the bla bla. Bungee jumping yani bungee jumping, skydiving ve motor yarışları neye örnektir arkadaşlar? Baktığımızda ekstrem sporların örnek olacağı için B şıkkımızı işaretleyebiliriz. B şıkkımızı işaretleyelim. Ve beşinci sorumuza bakalım. Parachute diving is less dangerous than hang gliding. Burada da diyor ki paraşüt hang gliding'den daha az tehlikelidir diyor. Burada da anlamca en yakın cümleyi soruyor. Yani bunun tam tersi olacak. Hang gliding is daha tehlikeli olacak anlamındadır. Bu da C şıkkında var. Hang gliding is more dangerous than paraşüt diving. Bunda bu cümlenin tam tersi de böyle olmaktadır. En yakın anlam cümlede C'dir arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Son iki sorumuz kalmış. Why do you prefer bungee jumping to canoe? Neden bungee jumping'i kanoya tercih edersin diyor. O da diyor ki because bungee jumping is more. Çünkü bir bungee jumping daha nedir? Sıkıcıdır, olmaz. Çünkü tercih etmiş. Unbearable, katlanılmaz, olmaz. Yorucudur da olmaz ama amusing yani eğlencelidir olabilir. Çünkü eğlence daha üstün gelmektedir. Bu yüzden diğerleri olumlu, tek olumsuz, tek amazing B şıkkımız olumlu oldu. Cevabımız B. Yedinci sorumuza bakalım. Burada da diyor ki I decided ben sıcak hava balonlarına binmeyi tercih ederim Kapadokya'da. Çünkü harikadır diyor. Ne harikadır? Tabii ki etrafı seyretmek, havadan seyretmek daha heyecanlıdır diyecek. Burada da cevabımız A şıkkı olmaktadır.
Arkadaşlar benim dediğimin aynı sakın sınavda yapmayın. Ben de yanlış yapıyor olabilirim. Ben de sizin gibi öğrenci olduğum için bunu anlayışla karşılayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Çalışın ve Allah'a dua edin. Bu sizin için yeterlidir. Tevekkül edin yani. Hepinize görüşmek dileğiyle.